Atölyesiyle buluşacağız. Onun yanına doğru ilerliyorum. Evet, biz Esma ile buluştuk. Şimdi kahvaltıya geldik. Bizi çok güzel bir mekana getirdiler. Kahvaltı yapmadan önce size de merhaba diyelim istedim. Merhabalar. Esma. Esin çok tatlı. Zaten siz biliyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim. Bu arada Esma'nın adresini aşağıdaki bilgi kutusuna bırakacağım. Oradan onun sayfasına da gidip yaptıklarını inceleyebilirsiniz. Çok güzel ürünler üretiyor. O da kardeş sayfamda diyebilirim artık. Böyle merhaba demek istedim. Biz kahvaltımızı yapacağız. Söylemek istediğim bir şey varsa. Tamamdır. Esin'le buluşmamızı bitirdik. Tabii ki beraber olduğumuz için o anları videoya çekmedik. Özel olsun istedik. Şimdi ayrılacağız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah Ankara'da da seni ağırlamak isterim. Ankara'yı da beklerim en kısa zamanda. Ben de gelmek istiyorum. Özellikle oğlumu da bekliyorum. Hem Hamza'yla tanışmış olurlar bize. Ben de anneciğim. Bu arada Esin'le çok güzel video fikirleri konuştuk beraber çekmek için. Evet. İsterseniz mutlaka aşağı yorum olarak yazın nasıl videolar çekelim. Birlikte böyle ortak video çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Eğer fikirleriniz varsa onlara da açın. Onlarla ilgili yorumda aşağıya bırakabilirsiniz. Kadar. Bundan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benim kanalıma da bay bay yapalım. Ha evet, Esin'in kanalına abone olmak için aşağıdaki linke bakın. Aynı şekilde benim kanalıma da, abone olmak için aşağıya bilgi kutusuna bırakacağım. Esma'nın dikiş atölyesi zaten ismi. Oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. İçeriklerimiz hemen hemen birbirine çok benziyor. Onun videolarından da faydalanabilirsiniz. Bu şekildeydi. Çok güzel bir gün geçirdik. Tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Oldu o zaman diyelim. Devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın. For real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night will change your whole life. Top, baby, it's a no-brainer. Put 'em up if you with me. Yeah, put 'em up. Out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't that hard to choose him or me. Be for real, baby, it's a no. Şimdi sizleri kız kardeşimin dikiş odasına getirdim. Kendisi iki tane ceket dikmiş. Kendine bazı yerlerde hata olduğunu ve düzeltmemiz gerektiğini söyledi. Hem onlara bakacağız. Sonrasında da daha önce size bahsetmiştim gelinliğimi kendi diktim diye. Kız kardeşimin gelinliğini de biz dikmiştik ve onu size gösterme gibi bir fırsatım olmamıştı. Şimdi dikişten sonra gelinliğinin fotoğraflarına bakacağız. Bu
sayede size onu da göstermiş olacağım. Ben şimdi dikiş odasına doğru giriyorum. Ve diktiği kıyafetlere bakacağız. Bakalım neler yapmamız gerekiyor, nasıl düzenlemeler gerekiyor, onları da sizinle paylaşacağım. Yakın zamanda kendine şu şekilde iki tane ceket dikmiş. Bu göstermiş olduğum ceket cepli bir ceket. Tam gösteremiyorum ışığın açısından dolayı sanırım. Biraz da karışık çıkıyor ama normalde böyle görünmüyor kesinlikle. Bazen yanıltabiliyor kameranın ışığı, açısı vesairesi. Şimdi buradaki hatalara bakalım dedik ne var diye. Çok fazla hata yapmamış. Aslında çok güzel bir dikişi var. Tek hatası, Nergis şöyle tutar mısın net bir şekilde gösterelim. Şurada ceplerin bir tık diğerinden kısa olması. Tek hatası bu. Ama onu da söküp hemen üstünden geçip halledebilir. Çok basit bir şey. Bunun dışında çok güzel kalıbını ve dikişini, hatta fermuar dikişini falan çok güzel oturtmuş. Şu şekilde geçirmeli fermuar kullanmış. Çok güzel bir dikiş sağlamış. Güle güle kullansın. Bir diğeri de şu an onun üzerinde. Şöyle göstermek istiyorum size. Bu da çok güzel bir kumaş. Şöyle aşağı doğru. Tek diğerinden farkı cep kullanmamış olması. Bir de fazla bol geldiği için şöyle bir şey yapmış kendi. Çözüm bulmuş. Ortadan ikiye bölmüş. Bu kısımdan hem bel kavisi vermiş hem de biraz daha bedenine oturmasını sağlamış. Bir de bu kalıbı düşük bel bir kalıptan, düşük kol bir kalıptan çalışmış. O yüzden biraz daha aşağıya doğru koltuk altı kısmında, daha doğrusu sırt kısmında potluklar meydana gelmiş. Onları artık düzenlememiz imkansız çünkü kolunu daha öncesinde buna göre çalışmış ve kol boyu buna göre ayarlanmış. Biz de şöyle bir çözüm bulduk. Arka bel kısmına pensle, aslında kup görüntüsü veren bir pens atması gerekiyor. Ama o şekilde toparlayamayız. Bedende hata olur düşüncesiyle sadece bel bölgesinin olduğu yerlere şöyle iki tane pens atarak ceketi toplayıp daha düzenli bir görüntüye kavuşmasını sağlayacağız. Böyle iki tane pens atacağız. Şimdi ben o penslerin yerlerini üzerinde belirleyeceğim. Sonrasında bakın şöyle makinaları burada onun da. Şurada da aydınlatıcı ışığı var. Gerçi biz arkadan çektiğimiz için koyu bir görüntüye sahip ama bayağı aydınlatıyor. Onun da makineleri sanayi makinesi. Overlock makinesi 4 iplik makine. Düz makinesi de mekanik diye geçiyor değil mi? Evet, mekanik makinalardan. Böyle metreleri falan her şeyi yerli yerinde. O da böyle bir dikiş sever. Tabii benim kadar dikmese de yine de çoğu işini hallediyor değil mi? Her şeyi yapıyorsun. Söküktür, evde yapılması paça gerekendir. Paça boyu. Azra için de bazı şeyler üretiyorsun değil mi? Evet. Bazı ceket, elbise diktim. Böyle bu şekilde şimdi biz üzerinde düzenleme yapalım. Dikişlerini atalım. Sonrasında da bekleyin, gelinlik göstereceğiz. Size diktiğimiz gelinlikten bahsedeceğim. Size üzerindeyken göstereyim pensin nerede başlaması gerekiyor. Kollarını kaldırdığı zaman tam koltuk altını hizalayacak seviyede ayarlamanız gerekiyor. Arkadan baktığınızda nerede hoş görünüyorsa aslında oradan atmalısınız. Normalde kumaşı ortadan sonraki kısmını, yani dörde katladığınızı düşünürseniz tam şu sırt kısmınızı bir tık daha yakınına atmanız gerekiyor. Bol parçalar için bunu söylüyorum. Dar parçalarda biraz daha göz hizası etkili oluyor bunlarda. Atmam gereken yer koltuk altı hizasını belirledim. Başlangıç kısmına koydum. Bir de tam bel kavisinin bittiği yerde kalçaya inmeden, kalçanın tam başlangıç noktasında bir yer belirliyorum ve ikisinin arasında pensimi atacağım. Bunu aynı şekilde bu tarafa da geçireceğim. O yüzden buraya atmıyorum. Simetrik olmasını istediğim zaman üzerinden çıkaracak. Şu ara ölçünün aynısını bu tarafa kopyalayacağım ve bu şekilde dikişimi yapacağım. Bu şekilde ölçülerimi aldım ve sabunla çizdim. Dikmesi kolay olsun diye tam orta noktasını belirledim. Şu kısımlarını belirlememin sebebi de oraya geldiğim zaman
genişliği artırarak dikmem. Bu bana kolaylık sağlıyor. Sizler için de püf nokta olsun. Şimdi makineye doğru gidiyorum. Dikişi göstereceğim yaparken. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night will change your whole life. Pop top, drop top, baby, it's a no. Şimdi pensin nasıl yapılması gerektiğini anlatayım size. Aslında pens tam orta noktadan başlanır ve uç kısımlara doğru üçgenlik verilerek dikilir. Bunun sebebi de çok düzgün bir dikiş elde etmektir. Ama biz onunla uğraşmaktansa daha kolay tek seferde çıkalım diye başından gelip yukarı doğru orta noktasına doğru üçgen geliyoruz ve orta noktadan tekrar aşağıya doğru üçgen iniyoruz. Size doğru olanı söyleyeyim ama farklı şekilde uygulamasını göstereceğim. Bu şekilde de olmuş olduğunu bilin. Pensleri şu şekilde tamamladık. Gayet güzel oldu. Ütüsüz olduğu için sanki burada düzgün değmiş gibi görünüyor olabilir. Aldanmayın. Ütüsü yapıldığı zaman gayet muntazam pensler elde etmiş olduk. Bu şekildeydi. Az önce kız kardeşimin düğün fotoğrafları içerisinden gelinlik fotoğraflarını seçtim ve sizlerle paylaşacağım. 3 tane fotoğraf seçtim. Birincisi şöyle boydan. Normalde herkesin gelinliği kabarık gelinlik oluyor ama biz kız kardeşim için bu tarz bir model beğendik. Aslında model burada çok iyi anlaşılmıyor. Çünkü gelinlik çok düzgün durmuyor. Bu yüzden net şekilde anlaşılmıyor. Oldukça uzun bir kuyruğa sahip ve yukarıdan aşağıya doğru hafif çan şeklinde genişleyen bir gelinliği vardı. Biraz daha yakın bir görüntü olsun diye şunu getirdim. Bakın hem benim gelinliğimin kumaşı hem de kız kardeşimin kumaşı danteli aynıydı. Tek farkı modeldi. Onun modeli daha sade ve düz bir görüntüye sahipti. Bu şekilde olsun istemişti. O yüzden böyle dikmeyi tercih ettik. Danteli, üstündeki işlemeleri, duvağı, her şey yine bize aitti. Kendimiz yaptık. Anneciğim gel. Gel anneciğim. Bir de şöyle yakın bir fotoğraf olsun diye bunu göstermek istiyorum. Üzerindeki işlemeler tamamen el emeğimiz. Bu şekildeydi. Artık oğlum geldi. Videomu bugün burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım zevk alarak izliyorsunuzdur. Bugünlük benden bu kadar. Beni takip etmeye, aşağıya yorum bırakmaya devam edin. Hepsini okuyorum. Ayrıca çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Change your whole life.